İyi akşamlar. 5 Nisan 2024 Cuma saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz kayıp. Pek çok mesaj da var. Bugün daha çok mesaj paylaşmaya çalışacağım. Kayıp etiketiyle. Efendim seçimden sonra biliyorsunuz kimisi kendi muhasebesini yapıyor. Niye başarısız olduk diye pek bulamıyor. Kayıp orada bir netice yok. Kimisi zafer turları yapıyor. İşte seçim zaferi sonrası Özgür Özel de ilk ziyaretini Manisa'ya yaptı. Manisalı. Anne baba gururu. Cumhuriyet Halk Partisi 1977 yılından sonra ilk kez %38 oy oranıyla Türkiye'nin birinci partisidir. Türkiye ittifakıyla kazandık. Atatürk'ün partisi iktidar olacak. Kazandırdığı başarı tabii ki ucuz sudan beni çok son derece mutlu etmiştir. Zaten bu mutluluk Türkiye'ye dalga dalga yayılmıştır. Sesimizi duyuramadım. Her şey bugüne çok güzel kadar. 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yapan Özgür Özel baba ocağı Manisa'dan İktidar mesajı verirken, seçim zaferini memleketinde kutlarken annesi, babası, eşi ve kızı da miting alanındaydı. Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Özgür Özel de ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yaptı. O Manisalılara konuşurken ailesi de alanda gururla Özgür Özel'i izliyor. Manisa'yı kazanabilmek için elinden gelen her türlü çalışmayı sonuna kadar yapmıştır. Gururun zirvesindeyim. Gururluyuz, heyecanlıyız mesajları. Annesi Şükran Özel, babası Talat Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel. Bir an olsun gözlerini ayırmadan coşkuyla dinlediler Özgür Özel'i. CHP Türkiye genelinde 14 büyükşehir ve 21 il kazandı. Manisa'nın kazanılması için ayrı bir mesai harcadı Özel. 74 yıl sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi de CHP'ye geçti. Bu seçim emeklilerin, esnafların, çiftçilerin, atanmayan öğretmenlerin, staj mağdurlarının, 9000 gün mağdurlarının, kademeli emeklilik bekleyenlerin, kimsenin görmediği sessizlerin büyük ses yükselttiği bir zafer seçimidir. 1 Nisan ilk defa şaka yapmadı. Miting meydanından sonraki durağı da CHP'li başkanın koltuğa oturduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi oldu Özgür Özel'in. Efendim bir yandan izledim. Gözlüğümü de taktım. Uzağa göremiyorum ya biliyorsunuz. Özgür Özel'e bir ilave yapayım ben de hazır konuyu açmışken. Seçim bitti diye emekliyi, asgari ücretliyi unutturmayın lütfen demiş bir izleyicimiz. Kesinlikle unutturmayız. Emekliler söz verilen ya da söz verilmeyen. Yani vaat edilen ya da vaat edilmeyen zammı almak zorundalar. Alacaklar. Asgari ücretli bu enflasyonla, enflasyon sürekli yükseliyor. Böyle yaşayamaz. Efendim, esnaf 7200 prim günü sözü verildi. Tutulmadı. Tutulacak. 3600 ek gösterge. Memurlar. Memurlara yapılan seyyanen zam emeklisine yapılmadı. Atanmayan öğretmenler. Ücretli öğretmenler. Yaşayamıyor bu insanlar. Sonra eğitim veya ülke niye şöyle, niye böyle? Sen öğretmenine böyle davranırsan bir yere varamazsın. Mecliste promosyon yasası bekliyor. Emekliye promosyon verildi sözde. Yani öyle bir şey yok. Kayıp. Neden? Söylendikleri işte o müjde diye hükümete yakın yayın organlarında 8 ila 12 bin lira falan öyle bir şey yok. Arta kalanı veriyorlar 1000 lira şu bu. Askerlik borçlanması. Askerlerin, polislerin. Bak hala kimse bakmadı. Bunları yapacaksınız. Özgür Özel de takipçisi olacak. Evet, şimdi gelelim Mansur Yavaş'a, Ankara'ya gidelim. Ben de çok konuşunca sesim Özgür Özel'e benzemeye başladı arkadaşlar. Sürekli kısık ya. Mansur Yavaş da
atanın huzurundaydı. Vay vay! Vay, vay. Başkanımız için eğitim! Seçim sonuçları bize gösterdi ki halk artık yöneticilerden polemik istemiyor. Kavga istemiyor. Şatafat istemiyor. İşini yap. Kötü gününde yanımda ol diyor. Bunun da en büyük kanıtı Ankara seçimlerindeki rekor oy farkıdır. Ankara'nın ikinci beşinci yılına dair verdiği ilk mesajı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı %60,35'lik rekor oy sonrası zafer konuşması. Hanımın iddiasına göre Ankara'da alınan oyun yarısını ben aldım diyor. Nursen Hanım sen de gel. Sen olmadan olmaz. Özellikle kadınlar ve gençlere teşekkürü büyüktü Mansur Yavaş'ın. Az laf çok iş sloganıyla Mansur Yavaş belediyeciliğine devam dedi. Öncesinde Ankara'nın 16 ilçesinde büyük zafer kazanan CHP ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti, atanın huzuruna çıktı. 2019 yılında Ankara'da 25 ilçenin sadece 3'ünü kazanan CHP bu kez 16 ilçede seçim yarışını önde tamamladı. Ve bugün 16 ilçe belediye başkanı Mansur Yavaş'ın önderliğinde Anıtkabir'de atanın huzuruna çıkıyor. Atanın huzurunda belediye başkanlarıyla vereceği fotoğraf ziyaretçilerin de katılımıyla büyüdü. Sevgi Sel'i de öyle. Anıtkabir ziyaretinin ardından belediye başkanları bu kez tam kadro Ankara sokaklarında. İstikamet Ankara Büyükşehir Belediyesi. Gençler önde, ilçe belediye başkanları yanında adeta gövde gösterisi yaptı Mansur Yavaş. Belediye önünde ise zafer kutlaması için başkentlilerle buluştu. Eyçek! Hepinizden helallik istiyorum. Lütfen haklarınızı helal ediniz. İftira siyasetinin daima kaybetmeye mahkum olduğunu, dürüstlüğün ve sevginin kibirden ve nefretten üstün olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Belediye başkanlarıyla el ele sahnedeydi Mansur Yavaş. Ankara oyun havasına eşlik ederek sahneden indi. Evet bunlar... Bu türküler, bunlar güzel. Güzel tabii. Memleket kendine gelmeye başlıyor yavaş yavaş gibi görünüyor. Kıymetli izleyicilerimizden mutlu akşamlar. Kadir gecemiz, kandilimiz mübarek olsun demiş bir izleyicimiz. Öyle çok sayıda mesaj var. Kandilimiz mübarek olsun, Kadir geceniz mübarek olsun. Zaten hemen akşam ezanından sonra biz de iftardan sonra paylaşacağız aynı zamanda. Öte yandan bugün Avukatlar Günü. Avukatlar gününüz kutlu olsun efendim. Ve biz de devam edelim. Şimdi devir teslim törenleri. Bunlar önemli. Çünkü bizim medeniyet seviyemizin göstergesi olacak şeyler bir yandan da. Kaybeden teslim edecek. Nasıl söyleyeyim? Yani medenice. Mesela Tuzla Belediye Başkanı'na ben burada biraz hırpaladım ama. Sonra şimdi bunun için de kendisine teşekkür etmek isterim. Çünkü şu yaptığı, bu çiçekler falan bunlar güzel. Bu devir teslim törenleri bir tek Beyoğlu gelmemiş. Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı eskiden. Haydar Ali Yıldız kayıp. Evet arkadaşlar. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyeceğiz demiştik. Yeniden sayım tamamlandı. Sonuç değişmedi. Hakan Bahçetepe bir kez daha Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı seçildi. Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın oyuna aynı hassasiyetle yaklaştım. Mazbata töreni ve devir teslimle ilgili ilerleyen zamanlarda kamuoyunu bilgilendireceğim. Niçin vermiyorsunuz? Derdiniz ne?
Zamana mı ihtiyacınız var? Sürenin en fazla uzadığı adresti İstanbul'da Gazi Osman Paşa. 879 oy farkla CHP'nin kazandığı AK Parti'nin kalelerinden olan ilçede sonuçlara itiraz edildi. Oylar yeniden sayıldı. 3 gün süren sayımın ardından sonuç değişmedi. 848 oyla seçimi kazanan yine CHP oldu. Mazbata töreni bekleniyor şimdi. AK Parti'nin bir diğer kalesi olarak görülen Üsküdar'daysa ilçenin ilk kadın belediye başkanı Sinem Dedetaş önce mazbatasını aldı. Ardından da başkanlık koltuğunu Hilmi Türkmen'den devraldı. Evet arkadaşlar, belediyemizin 35 yıllık mühürü Sayın Başkanımıza takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Buyurun başkanım. Buyurun. Böyle koltuğu yok. Koltuğu yok ya Cemal'e, iyi soru oturuz. Biz müsaade ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Meclisi toplayıp işe başlayacağız. Tuzla'da da AK Partili eski belediye başkanı Şadi Yazıcı 11 puan farklı seçimi kazanan rakibine görevi gecikmeli devretti. İl dışında olduğu öğrenildi. İl dışından geliyormuş Şadi Bey. Dolayısıyla 17.30 ile 18 arası dedi. Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama mazbatayı almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Artık belediye başkanı olmamasına rağmen 2 Nisan günü 62 milyon liralık ihale yaptı. Ortaya çıkan Şadi Yazıcı makam odasında başkanlık koltuğunda oturmayı bir süre daha sürdürdü. Ardından Eren Ali Bingöl'e devretti görevi. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 8 puan farkla yine AK Parti'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin yeni başkanı İnan Güney de mazbatasını aldıktan sonra Haydar Ali Yıldız'la halef selef fotoğrafını verdi. İnan Güney'i belediyeden işçi emeklisi olan babası Mehmet İnan da yalnız bırakmadı. Yıllarca emek verdiği belediyede oğlu artık başkan. 1433 oy farkla CHP'nin kazandığı Beykoz'da da 1999-2004 yılları arasında Beykoz'a hizmet veren Alaaddin Köseler 20 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Genelde halkın iktidarı önemli. Eyüp Sultan'da da CHP dönemi Mithat Bülent Özmen'in mührü devralmasıyla resmen başladı. Makam odasına Atatürk tablosu hediye edildi. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızdan benden kurtulamayacak. O Eyüp Sultan'ın hizmeti için sizin deneyimlerinizden ve tavsiyelerinizden hep faydalanmak istiyorum başkanım. Şişli'de rekor oy alarak başkan olan Resul Emrah Şahan'sa mazbatasını Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladı. Kalemimizi kırmak kolay sandılar. Kalemim ve yüreğim seninle kardeşim. Ben bugün mazbatamı alırken Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladım. Bu kentte talana karşı mücadeleyi, halkçı belediyecilik ve demokratik belediyecilik anlayışlarının imzasını da inşallah o kalemle atacağım. Ta ki kardeşim çıkana kadar. Güzel güzel. Sorunlar var ama güzel. Yani bu şu resimler güzel. Dolayısıyla güzele de güzel demek lazım. Görmek lazım. Ha gene de Tuzla Belediye Başkanı pek kalkmak istememiş ama. Neyse Şadi Bey bakacağız. Efendim Bursa'dan izleyicilerimiz Mustafa Bozbey'den ve Bursa'dan hiç bahsetmiyorsunuz. Unutmayın patron biziz diyorlar. Evet doğru ama bahsediyoruz merak etmeyin. Yani Bursa'dan böyle çok mesaj geliyor. Dolayısıyla ben de işte sizinle paylaşıyorum, haberlerini de yaptık, yapıyoruz. Şimdi gelelim gider ayak para kaçırma iddiaları. Cengiz Ergün, kasamızda olan 610 milyon TL'nin 480 milyon TL'si Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden, 130 milyon TL'si MASKİ üzerinden cari borç ödemeye kalktı. Büyükşehir 340 milyon, MASKİ 130 milyon. Toplamda 482 cariden alacaklı olan firma sayısı. Şimdi ben şunu soruyorum. Ne zamandan beri alacağı olanların parasını ödemek belediyenin kasasını soymak oldu. Eğer 192 tane firma alacağı varsa bir sonraki gün göreve biz geliyoruz. Onları biz değerlendiririz. Biz zaten aynı ödemeyi yapıyoruz. Yangından mal mı kaçırıyorsun? Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kaybeden MHP'li Cengiz Ergün'le CHP'li yeni başkan Ferdi Zeyrek arasında gider ayak belediyenin kasasını boşaltıyor tartışması. Cengiz Ergün borç ödemek ne zaman kasa soymak oldu diye kendini savundu. Zeyrek suç duyurusunda bulundu. Biz gerçekten halkımın parasını ranta aktarılmasına engel olmuşuz. Bu bizim daha göreve gelmeden ki ilk icraatımız oldu. Göreve başlamadan suç duyurusunda bulunacaksınız. Yazıklar olsun. Sadece Manisa'da değil, el değiştiren birçok belediyede hareketlilik var. Tuzla Belediyesi'nin yeni başkanı
Eren Ali Bingöl belediyedeki ödemelere ve ihalelere dikkat çekti. Eski yönetimin 2 Nisan 2024 tarihinde sözleşmelerini imzaladığı ihalelerin en büyüğü 62 milyon 452 bin 202 lirayla park ihalesi olduğu iddia edildi. Seçimden 2 gün sonra ihale yapılmalar, sürekli tapu dairesine gidip gelmeler, başvurular yapmalar, rutin işleri, acil işleri yapıp geri kalan işleri yapılmaması lazım. Buna rağmen yeni ihale çıkılıyor, yeni ödemeler yapılıyor. CHP'nin aday değişikliğine gittiği Esenyurt'ta başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Özer, CHP'li eski başkan Kemal Bozkurt'u ihtiyaç dışı işe alımlarla suçladı. Halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır. Boş bir kasayla devraldığımız belediyemize ve Esenyurt'umuza zarar vermektedir. Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. 3,5-4 ay öncesinden acil olması halinde bile eleman alımını durduran bir belediye başkanıyım. Her yönetici arkadaşım burada bir günlük briefingle görevinizi teslim edecek şekilde hazırlığınızı yapın talimatını veren Ekrem İmamoğlu. Seçim sonrası geciken mazbatalar, yapılan ihaleler ve seçim öncesi işe alımlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı verdiği talimatı hatırlatmıştı. Ankara'da da MHP'den CHP'ye geçen Gölbaşı'nda yeni başkan dert yandı. Gölbaşı Belediyesi içi boşaltılmış arkadaşlar. Seçim amaçlı 350 civarında alınmışsa bu da Gölbaşı Belediyesi'ne çok ciddi zorluk getiriyor. Bunu ödemenin mümkünatı görünmüyor. Kırşehir'de de bazı seçmenlere oy karşılığı 5000 lira ödendiği ileri sürüldü. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk açıklama kısmında oy parası yazan 5000 lira ödeme yapılan dekontu paylaştı. Tabii bunları da takip etmek lazım. Takipçisi olacağız. Bakalım ne olacak? Yargıya intikal edecek. Sonuçları göreceğiz. Şimdi bir başka seçim konusuna gidelim. Bir seçim bölgesine, ama orada böyle gördüğünüz gibi Nuri Erdoğan AK Parti Isparta Kuleönü Belediye Başkanı böyle kutlamış elinde silahla. Bir Hint düğünü falan da yapabilir kutlamak için belki, bilmiyorum. Öyle bir havası var biraz. Silahlı seçim kutlaması. Elinde silahla havaya defalarca ateş ederek seçim kutlaması yapan AK Partili Isparta Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan. Bu görüntüler üzerine savcılık devreye girdi, soruşturma başlattı. Bursa Yıldırım Belediyesi'nde meclis üyelerinin mazbata töreninde olay çıktı. CHP'den meclis üyesi seçilen 76 yaşındaki Zülfikar Bal sahnede zafer işareti yaparak mazbatasını aldı. Sahneden iner inmez de AK Parti listesinden belediye meclis üyesi seçilen MHP'li Alparslan Karaarslan'ın saldırısına uğradı. 76 yaşındaki CHP üyesine önce kafa attı, kanlar içinde kalan Bal'a hakaretler etti. Çorum'da Cumhur İttifakı ortakları AK Parti MHP birbirine girdi. Sokaklar karıştı. Yine silahlar çekildi. AK Partili adayın seçimi kazandığı Çorum'un Uğurludağ ilçesinde MHP adayı seçim sonuçlarına itiraz etti. Küfürlü yumruklu kavgada Çevik Kuvvet AK Parti ve MHP'li gruplara müdahale etmek zorunda kaldı. Bir tarafta seçim sonuçlarına itirazlar, çıkan kavga, diğer tarafta kutlamalarda yaşananlar. Van'da mazbatanın %55 oyla seçilen adaya değil, ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesiyle yükselmişti seçim sonrası ilk tansiyon. YSK'nın kararıyla kriz çözüldü. DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatasını alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Coğrafyamızın, ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacımız var. AK Parti'nin etinden sütünden faydalanıp DEM Partisi'ne oy verenlere hepsinin de hesabını bu kardeşimiz ve cesur yürek soracak.
Seçmeni tehdit eden isim Şanlıurfa Ceylanpınar'da seçimi kaybeden AK Partili belediye başkan adayı Seyitan Atilla. DEM Parti'ye oy verenlerden hesap soracağım dedi. Ardahan'da ise tekrarlanacak denilen seçimi İl Seçim Kurulu CHP'nin başvurusuyla reddetti. Seçim yenilenmeyecek. Ordu'daysa İYİ Parti'nin itirazları sürüyor. Sandık başkanı çuvalı omuzlamış evine gitmiş, kamera görüntülü. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz sandık kurulu başkanının oy çuvalını evine götürdüğünü iddia etti. Görüntülerini paylaştı. İtiraz gerekçesine konulduğu görüntüler Aydın'da belediye başkanlığına yeniden seçilen. CHP'li Özlem Çerçioğlu ise mazbatanın adliyenin yemekhanesinde verilmesine tepki gösterdi. Siz de arkamda yemek tabakları ve çaydanlıkla fotoğraf çekeceksiniz, sakın çekmeyin. Ulusal basına rezil olursunuz arkadaşlar. Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanına adliyenin yemekhanesinde mazbat alınır? Utanç verici bir şey ya. Tartışmalar, mazbata törenlerinde yaşananlar, itirazlar sonrası seçimlerin yenileneceği adreslerde seçim bitmedi sürüyor. Hatay'da seçimi ikinci sırada tamamlayan CHP, il genelinde tutanak hatalarının düzeltilmesiyle oy farkının 2569'a gerilediğini belirterek oyların tekrar sayılmasını istedi. Yani görüyorsunuz, bunları da takip ediyoruz, bakıyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz ama yeterince öğrenemiyoruz. Belki de çok yavaş öğreniyoruz ya. Neyse. Arkadaşlar, bunlara lüzum yok. Bu memleketin kıymetli insanları. Bunlara lüzum yok. Bu hayattan hiç kimse sağ kurtulamıyor ya. Evet. Gelelim şimdi AK Parti'de sorumlu kim tartışması sürüyor bir yandan. Sorumlu kayıp ama. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Şimdi açık çağrımızdır. Türkiye'nin dört bir yanında seçimi kaybeden milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve adayları. Bugün seçim sonrası dördüncü gün. Neden sahaya inmiyor? Milletimizden nerede hata yaptığımızı öğrenmiyorsunuz. Milletin ve devletin kasasından harcanan paralarla, ultra lüks arabalarla belediyeye giderken iyiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin mesaj alındı açıklaması. Atacağı adımlara çevrilmişken gözler, seçim yenilgisi sonrası AK Parti içinden yükselen sert sözler. AK Partili Metin Külünk, milletvekillerine, teşkilatlara, kaybeden adaylara neredesiniz diye sordu. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi istifaya davet etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı ve kaybeden illerin il başkanları. Siz Sayın Erdoğan'ın lider ve halk bağlamında kurduğu disipline maalesef ayak uyduramadınız. Çekiliniz artık milletin yolundan. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi. Erdoğan Büyük İstanbul mitinginde beklediği kalabalığı bulamayınca hayal kırıklığını katılım oranının düşük olmasına işaret ederek vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim sonuçları sonrası hiç kamera karşısına çıkmadı. Seçim sonuçlarına ilişkin tek açıklama da yapmadı. Hala sessiz. AK Parti içinde karşılıklı suçlamalar yüksek sesle dillendirilirken AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hedef alınan isimlerdendi. Zengin'in görevden alındığı söylentilerini Grup Başkanı Abdullah Güler yalan. Anladı. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özlem Zengin'in görevinin başında meclisteki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına göre AK Parti kurulduğundan bu yana ilk kez Türkiye genelinde %35,49 oy alarak ikinci parti konumuna düştü. AK Parti kalesi olarak bilinen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptırdı. Seçim yenilgisinin parti içinde tartışması sürerken kulislerde Erdoğan'ın geniş çaplı değişiklikler yapacağı konuşuluyor. Yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık. Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Alihsan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 5 ismin siyasi ve hukuk işler başkanı Hayati Yazıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in istifa edeceği iddia ediliyor. Kabinede Adalet, Ulaştırma ve Enerji Bakanı'nın istifada adı geçiyor. Şimdi Abdullah Güler diyor ki, Grup Başkan Vekili Özlem Zengin için meclisteki çalışmalarına devam ediyor diyor.
Yalnız milletvekilleri kayıp, meclis kapalı, meclis çalışmıyor ki. Ne zamandır çalışmıyor? Şimdi araya bayram tatili girecek, şu bu. Ondan sonra yaz tatili. Meclis bu sene çalıştı mı ya? Arkadaşlar kaç gün çalıştı bu insanlar? Bir de onların zaten bir de yoklamalarını falan tutmak lazım. Çoğu kayıp zaten. İnsanlar bekliyorlar bir şeyler düzeltilsin, bir şeyler kararlar verilsin. Mesela işte alım gücü yükselsin isteyen insanlar var, atanması gerekenler var. Ya da memlekette bir sürü mesele var zaten. Mesela bakın, SMA'lı yavrularımızı gündemden bırakmayın. Onlar eriyip gidiyorlar. Çok üzülüyoruz. Sesleri olun diyor bir izleyicimiz. Bunları çözmeleri lazım ama meclis yok. Kayıp milletvekilleri. Şimdi Maltepe'ye gidelim. Maltepe'ye mimar başkan. Ve inşallah birlikte Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanını seçeceksiniz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çok mutlu oldum çünkü çok büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Seçim gecesi sevincini Maltepelilerle hep birazdan şarkı söyleyerek kutlamıştı. İnanın çocuklar dedi, Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Mimar Esin Köymen. Kazanma şansı yüksek ilçelerden biriydi Maltepe. Köymen'in hedefi 3 dönemdir CHP yönetimindeki ilçede oyları arttırmaktı. 2019'da Maltepe'de %37'lik oy oranıyla kazanan CHP, 2024 yerel seçimlerinde oyunu %59'a yani neredeyse 2 katına çıkardı. Hayatta bir duruşum var tabii, bir kadın olarak, bir kadın mimar olarak her şeyden önce. Uzun yıllardır ben de kendi mesleğimi yapıyorum ve ağırlıklı şantiye çalışıyorum. Şantiyede kadının ne kadar zorlandığını biliyorum. Rize İkizdere doğumlu Esin Köymen 5 yaşından beri Maltepe'de yaşıyor, ilçenin sorunlarını yakından tanıyor. Kampanya boyunca kadına, çocuğa öncelik verdi. Kazandığı gece kutlamalarda da en çok onlar sevindi. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın kreş talepleri var her iki grubunda. Kadınlarımız özellikle daha uygun fiyatlara çocuklarını gönderebilecekleri kreşlere ihtiyaç duyuyorlar. Aslında Türkiye onun adını Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası'nda görevliyken Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı açılan davalarda duymuştu. Meslek hayatı boyunca kentleşme politikaları, mega projeler, kentsel dönüşüm, kültürel miras, imar mevzuatı üzerine yaptığı araştırmalarla Mimarlar Odası'nın çalışmalarına katkı sundu. Çevreci ve dezavantajlı gruplara öncelik veren projeleriyle öne çıktı. Emekliler en büyük sıkıntı biliyorsunuz bu seçim sürecinde çok etkili bir kesim oldu. Ve onların hayatlarını kolaylaştıracak olanakları sağlamamız gerekiyor. Esin Köymen mazbatasını aldı, belediye binasında çalışanlarla da buluştu, bayramlaştı. Barışçıl bir ortamda gerçekten yaptığımız işi severek yaparsak çok güzel işlerin altına imza atacağız hep birlikte. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Efendim şimdi kıymetli bir izleyicimizden gelen bir mesaj. O akşam da yani pazar akşamı da geçen 31 Mart seçim akşamı da söylemiştiniz. Ekonomiye bu sonuçlar iyi gelir demiştiniz. Size çok katılmamışlardı ama göstergeler o yönde diyor. Ben size biraz daha detay vereyim. Demokrasi ile ekonomi kol koladır. Yani hata arıyorlar ya AK Parti'de, sorumlu kim diye arıyorlar ya. Bunu yapmadılar, hiç yapmadılar diye de kaç kere söyledik. Bir tek şeye yatırım yapmıyorlar, o da demokrasi. O da insan. Öyle olduğu için özgürlük, öyle olduğu için de bir türlü ekonomiyi düzeltemiyorlar. Ben size söyleyeyim yani dövizde aynı belli bir şey var. İstikrar bir şey var. Yani bir sonrasındaki beklentiler olmadı. Niye? Mehmet Şimşek haksız çıktı da o yüzden. Oy toplamaya çalışıyordu sağda solda. Ya bir
ekonomiyle ilgili bir bakan böyle şey yapar mı ya? Sonra ülkenin risk primi düştü. Faizler, başka şeyler de var. Demek ki neymiş? Hatayı burada arasınlar önce. Alım gücünü yükseltsinler, demokrasiye ve özgürlüğe yatırım yapsınlar. Ekonominin de düzeleceğini görecekler. Ha bir de 200 bin, 300 bin tirol yerine de 200-300 bin sığır beslesinler. Ya artık şunu artık yapsınlar ya. Bak yapmıyorlarsa tiroller kendileri beslemeye başlasın ya Allah aşkına. Bir vatan hizmeti. Evet. Şimdi yangına gidiyoruz. Bu hepimizin şok olduğu İstanbul'da 29 canın gittiği yangın. Yetkililer neden göz yumdu? İbrahim, Şivanlar içeride, ata içeride. Eksi ikideyiz babaydı. Yani Allah korusun bir şey olsaydı oradan dedi nasıl çıkılır bilmiyorum dedi. Ve çocuğun içine mi doğduydu ne olduysa aynen de çıkamadı benim evladım. O benim ilk göz ağrımdı. 17 yaşında kendi elimle toprağa verdim. Ben de bunun hesabını öyle ya da böyle soracağım. 17 yaşındaki Efe Demir İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübündeki tehlikeyi böyle anlatmıştı babasına. Belli ki çalışmanın riskli olduğu biliniyordu. Alınmayan önlemler ve denetimsizlik nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde yangını fark eder fark etmez kaçtıklarını anlattı. Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık. İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeri girip müdahalede bulunamadık. İçeride kimlerin bulunduğundan haberim yoktu. Tadilat işi yapan ustaların ellerinde yangın tüpleriyle çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Bu sırada elektrikler kesildi. Ben odada bulunan bilgisayarımı ve telefonumu aldım. Ben de mağaza kapısından dışarı çıktım. Gece kulübünün çalışan ve yöneticileri acil çıkış kapılarının yerlerini biliyordu. Ama tadilat için orada bulunan işçiler alevlerin arasında kaldı. Ön bilirkişi incelemesinde de yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ve yangın söndürme tüplerinde bir kısmının çalışmadığı tespit edildi. Soruşturma kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Çıkış kapılarının alevle kesilmesi, kaçış yollarının kapanması, çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kalması, ölü ve yaralıların çok olmasına sebep olmuştur. Keşif esnasında herhangi yönlendirme işareti, acil aydınlatma, yangın çıkış kapılarını gösteren ekipmanlara rastlanılmamıştır. Baba eksi ikide çalışıyoruz. Bir eğlence mekanı gibi bir yer. Yani bir şey olsa Allah korusun çıkamayız diyordu. 17 yaşındaki Efe Demir eksi ikinci katta çalıştıklarını, güvenli olmadığını defalarca ailesine söyledi. Yani çalışanlar da biliyordu nasıl bir risk altında olduklarını ama hiç kimse önlem almadı. 29 kişi ihmaller zincirinin kurbanı oldu. Cinayet. Ben cinayet diyorum. 29 kişiyi cinayet yani. Beşiktaş'taki gece kulübüne tek yangın önlem raporu 2006 yılında verilmişti. Sonrasındaki ruhsat yenileme işlemlerinde ise itfaiyeden yangın önlem raporu istenmeden mekanın genişliği 750 metrekareden 2025 metrekareye çıkarıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklama talebiyle hakim karşısındaydı. 8'i taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yeri ortaklarından Fatma D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, kamu ve belediye personelleriyle ilgili de soruşturma başlatılması talimatını verdi. Kaçak tadilat yapılan gece kulübünün Beşiktaş Belediyesi tarafından denetlenip denetlenmediğine dair bir açıklama ise yapılmadı. Çalışanlar ara zam istiyor. Kira almış 11 bin lira. Asgari ücret 17 bin. Geri kalanı ne olacak mesela? Çocuk mu okutacağız? Geçim mi sağlayacağız? Ne yapacağız mesela? Açlığa mahkumuz, resmen mahkumuz. Yani bu bize diretilmiş bir şey. Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa Temmuz ayına geldiğimiz zaman tablo hep beraber önümüzde olacaktır. Hem Sayın Bakan'la hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle
konunun görüşülmesi gerekiyor. Seçimden önce ilk çağrı HAK İş Başkanı Mahmut Arslan'dan gelmişti. Ocak'ta tek zam yapılacağı açıklanan asgari ücret için enflasyonun takip edileceğini söylemişti. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Çalışanlar ara zam istiyor. Şu andaki mevcut asgari ücret bile çok komik bir rakamken ara zam olmaması eyvah yani. Yılın ilk 3 ayında %15'e yaklaştı enflasyon. Asgari ücret 1683 lira eridi. Ocak ayında 17 bin lira maaş alan asgari ücretinin alım gücü şu an itibariyle 15.317 lira. Yani Ocak ayında açlık sınırının biraz üstünde maaş alırken şu anda alım gücü açlık sınırının altında kaldı. Önce zamların durdurulması lazım bence. 4 kişilik bir aileyiz biz. 4 kişilik bir ailede 2 öğrenci okutuyoruz. İki öğrenciyi okuttuğunuzda, kira ödediğinizde hiçbir şekilde beslenmemeniz lazım. Çay, simit, ona bile yani zor. Temmuz gelmeden geçim derdi derinleşti çalışanların. Bir sonraki zam için Ocak ayını bekleyecek güçleri yok. Bir kalıp peynir olmuş 300-400, et olmuş 500-600, ekmek olmuş 10 lira. Yani nasıl geçinecek bu? Temel gıdalar aldı gitti başını, ara zam şart. Şimdi bir mucize kadının hikayesine gideceğiz. 10 gün önce eşi tarafından 22 yerinden bıçaklanmıştı. 24 yaşında. Genç bir anne Gül Dilem Karlı. İyi haber, çocukları için hayata tutundu. Defalarca her yerden, sırtımdan, karnımdan, boğazımın altından, kolumdan, her yerimden bıçaklayarak başım dönmemi bekledi. Çok korktum ve ölmek istemiyordum. Çünkü ben iki çocuk annesiyim, ayakta durmak zorundayım, güçlü olmak zorundayım. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmek istendi. 22 bıçak darbesi aldı, ölümden döndü. İki çocuğum için hayattayım diyen Gül Karlı yaşadıklarını anlattı. Arkadaşım o gün doğum günüydü. Telefonumu çıkarttım, abla dedim, geliyorum dedim. Çantama koydum, geri telefonu kapattım. Ve ilk bıçak darbemi karnımdan yedim ve ölmek istemiyordum. 22 tane bıçak darbem var. Yaşamam bir mucize. İstanbul Başakşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Gül Dilem Karlı'yı çağırdı Ferhat Karlı. Önce otele gitmeyi teklif etti. Genç kadın kabul etmeyince 24 yaşındaki Gül Karlı'yı 22 yerinden bıçakladı. Ölüm kalım savaşı veren eşinin kulağına tehditler fısıldadı. En son kulağımı fısıldayarak ben içeriye gireceğim ve görüş günüme geleceksin. Eğer gelmezsen küçük kızını elinden alır ve onu da öldürürüm diye ölüm eşiğinde olan ben beni bile o anda bile tehdit etti. Eşini öldürme girişiminde bulunan Ferhat Karlı'nın kuzeni Ümit Karlı da 13 bıçak darbesiyle eşi Sevilay Karlı'yı öldürmüştü. İki kuzen de cezaevinde şimdi. Lütfen ya, kadınlar ölmesin. 6 saat süren ameliyat, 1 haftalık yoğun bakım. Gül Karlı zorlu tedavi sürecini atlattı, hayata döndü. Doktorlar ona mucize kadın ismini taktı. Hayat mücadelesini kazandı, hukuk mücadelesi ise sürüyor. Ayaktayım ve ayakta olacağım. Hakkımı en sonuna kadar savunacağım. Allah yardımcısı olsun. Yani bizim bir şeyler yapmamız lazım kadınlarımızı korumak için ama anca dua ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Hastane savaş alanına döndü. İki grup arasında sokakta çıkan kavga hastaneye taşındı, acil servis karıştı. Sadece sağlık çalışanları değil, tedavi görmek için acile gelen hastalar da şiddetle yüz yüze geldi. Burada hastane birbirine girdi. Diyarbakır'da bıçaklı kavgada husumetli iki taraf yaralandı. İki yaralı da aynı hastaneye. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sonra da yakınları akın etti acil servise. Kavga büyüdü. Hastane savaş alanına döndü. Sarı alan belli bir müddet hizmet edemeyecek duruma geliyor. Diyarbakır'daki görüntüler ne ilk ne de son. Sağlıkçılar son olarak 14 Mart Tıp Bayramı haftasında hem sokakta hem de Sağlık Bakanlığı önünde şiddetin önlenmesi için ses yükseltti. Hekimliğin en temassızlığından biri şiddettir. Daha önce bakanlığın açıklamalarda evet bir takım önlemler alınacağını söylemişti ama bu önlemlerin alındığını
görmüyoruz, düşünmüyoruz açıkçası. X-ray cihazının bütün hastanelerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben kendi hastanemde, Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. X-ray cihazları kondu ama işlevsel değil. Sadece cihaz oraya kondu, o kadar. Yanında bir güvenlik görevlisi yok vesaire yok. Sağlık çalışanları şiddetin önüne geçebilecek güvenlik önlemlerinin yanı sıra şiddete yol açan nedenlerin de ortadan kaldırılması için sağlıkta şiddet yasasıyla caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu yasanın da çıkmadıktan sonra ve sağlık politikaları değişmediği sürece sağlıktaki şiddeti ne yazık ki çözmemiz mümkün olmayacak. Evet, iftar saati İstanbul için yaklaşıyor. Bu arada PTT'den emekli maaşını alan emekliye promosyon verilmediğini yazan izleyicilerimiz var. Onun dışında bakalım mesajlarımıza. Vakit geldi İstanbul için iftar vakti. Allah kabul etsin efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allah kabul etsin. Daha önce açanlar, bundan sonra açacak olanlar ve şimdi açanlar, herkes için söylüyorum. Kadir gecesi de mübarek olsun efendim. Şimdi bir tane haberimiz kaldı. O da bir yandan da bir bayram tatili yaklaşıyor biliyorsunuz. Tatil göçü de başladı. Valiz nereye gidiyor? Ödeme mi gidiyor? Valiz evet. Nereye gidiyor? Hayır, valiz bizim Gaziantep'e gidiyor. Kars'a gidiyoruz. Ailemiz orada yaşıyor. Ziyaretine gidiyoruz. Kaç kişi gidiyorsunuz? 3 kişi. Uçağa baktık, uçakta bulamadık. Otobüs aldık. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatiyle memleketimizde bir nevi kavimler göçü yaşanacak diyebilirim. Bir nefes alacağız, bir dinleneceğiz. Çok güzel oldu. Aslında hani uçakla gitmeyi tercih edebilirdim ama hani fiyatlar uçuk olduğu için otobüsü tercih etmem. Otobüs biletleri de çok da uygun sayılmaz. Dolu konanı %100 ama gelişler araç bomboş. Şu an hiçbir otobüste yer bulunmuyor. Ek seferlerin hepsi de doldu. Otobüs sıkıntısı da yaşıyoruz. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 9 günlük bayram tatilinde 35 milyon kişinin seyahat etmesini beklediklerini söyledi. Kavimler göçü yaşanacak dedi. Bayram tatili 9 gün olunca uçaklar, otobüsler, trenler doldu. Birçok yere otobüs ek seferleri kondu. Sadece otobüslerle 6,5 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Bayram sonundaki pazar günü geleceğiz. Ama bir kısmımız iki gün önce gelecek, bir yer bulamadığımız için gidiş dolu. Evet. Geldik iki saatte. İki saatte Bursa'ya gidiyoruz, 4 saat. Onun için treni tercih ettik. Bir hafta önce aldık biletlerimizi. Kalacağım bir aklım çıktı zaten. Ben bayramda yerine gitmek isterim. Ailemle, sevdiklerimle vakit geçireceğim. Uzun bir süredir bir bayram onlarla geçirmiyordum. Bu bayramı da onlara ayırdım. 9 günlük bayram tatili için tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'daki Esenler Otogarı'nda da büyük yoğunluk yaşanıyor. Bayramı sevdikleriyle, aileleriyle geçirmek isteyenler daha cuma gününden yollara koyuldu bile. Ama asıl yoğunluk mesai bitiminde akşam saatlerinde başlayacak. Bu zaman oldu, gitmeyelim. Bayramda bari hasret giderelim. Siirt'e bilet 1500 TL, Mersin'e bilet 1300 TL, Ankara'ya bilet 800 TL, Samsun 1200 civarı, İzmir 1100 TL. Kendi araçlarıyla gidecekler için köprü ve otoyollar 9 gün ücretsiz olacak. Osman Gazi Köprüsü için 290, Çanakkale Köprüsü geçişindense 295 lira ödemeyecek sürücüler. Otobüs ve uçak fiyatları ise aileleri bu bayram zorlayacak. 2 kişi 3500 veriyoruz. Gidiş dönüş 7000 lira vereceğiz. Evet.
Evet, aynen öyle. Ailece gidemiyoruz mesela, kızımla gidiyorum. Hayat şartları pahalılıktan dolayı. 4 kişi gitseydiniz 14 milyarı buluyor. Zaten malum asgari ücret belli. Şarköy dediğin yer 3 saatlik bir yer. O 3 saatlik yer içinde 350 lira bütçeleri falan zorluyor. Buradan tüm kaptan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen arkadaşlar, kimsenin canımızı tehlikeye atmayalım. Çocuklu ailelere ön taraflara oturtmayalım. Hepinize hayırlı bayramlar dilerim. Yolunuz açık olsun. Güzel mesaj. Bu arada bu akşam Orta Sayfa akşamı biliyorsunuz. Kaçırmayın diziden hemen sonra. Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde buradayız. Bir izleyicimiz bakanın bayram için söylediği kavimler göçü benzetmesini anlamadım. Burada barbarlar kim şimdi diye sormuş. Neyse, yani izleyicimiz tabii doğru bir yere temas ediyor. Ama aklıma bir bilmece geldi, arada düşünürüz. Barbarların medenilerini mi tercih edersiniz? Medenilerin barbarlarını. Şimdi bizden sonra Gaddar var, yeni bölümüyle dizi. Bu akşam Orta Sayfa akşamı, kaçırmayın. Diziden sonra Gülbin Tosun'a başarılar, iyi akşamlar.